Dünyaya Allah tarafından bir görevli geldiği zaman, bir peygamber geldiği zaman hiç kimse kalkıp çiçeklerle hoş geldin, safalar getirdin dedi mi? Muhammed-i Mustafa, bakın peygamberlerin baş tacı olan gibi bir insan Mekke'ye ilk geldiği zaman Ebu Cehil acaba sorabilir miyim bu arkadaşa? Ve onun arkadaşı, yandaşı şeyleri. Gitmişler çiçeklerle hoş geldin, safalar getirdin. Kimse dedi mi? O için Mekkelilerin hepsi. Sadece Hazreti Unu Hanım ve Hazreti Ali ilk olarak biliyoruz. Ve Hazreti Ebu Bakır erkeklerden. Çocuklardan Hazreti Ali'dir ve hanımlardan kendi hanımı yani Hazreti Hatice. Hı hı. Hatta Ebu Talib korunu kendisini ama biyet etmedi. Hı hı, öz amcası evet. Ebu, Ebu Talib'i hepimiz biliyoruz. Can gibi yani ciğer gibi severdi ama biat etmedi. Ebu Cahil son zamanına kadar. Ve onun için aynı şekilde Ahmediye cemaati ilk olarak Müslüman demeyen de diyenler de o Bakınız önemli olan Allah birini Müslüman olarak söylüyor mu? Bu isim Müslüman ismi veriyor mu? Vermiyor. Huva diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Yani Müslümanların bu ismi kim taktı? İnsanlar takmadı yani. Arabistan'daki insanlar demediler ha siz Müslüman olarak kabul ediyoruz. allah Teala huva allah Teala diyor. allah Teala size Müslüman ismi vermiştir. Aynen eğer Allahu Teala birine bir Müslüman ismi vermiş ise ve biz diyoruz ki Allah Teala bize Müslüman ismi verdi. Biz Müslümanız. <laughs> Allah Teala biz bu İslam dini bizim için sevdi. Ee, onun için hiçbir e, önemi yoktur. Yani başka biri Allah Allah dışında gayrullah. Eğer bize Müslüman saymıyorsa önemi önemi yoktur yani onun. Hatta Resulullah'a ne kadar muhalif oldular ki Resulullah'ın ismi Muhammed en çok övülen. Bu izin vermediler bile. Demişler hayır affedersiniz ismi ben onu anlatmayacağım. Başka bir ismi taktılar. Biz sizi bu, bu ismi veriyoruz. Bir ihanet olarak. Ondan sonra Müslümanlara da Müslüman kelime bile kullanmak e, hakkı vermediler. Ne dediler? Ha, siz sabisiniz. Yani dinden çıkmış. Murtad diyorlar ya hmm. de bazı, bazı kimseler murtad diyorlar. Bu kafirler Müslüman olan, olanlara ve Allah'ın pe peygamberlerine inanan insanlara bu, bu tip şey, muamele yapıyorlar yani. Eğer biz diyoruzsak La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Akansılar bir, durur. <laughs> biri <Bil> <laughs> kalkıp da hayır efendim <laughs> siz Müslüman değilsiniz. Hadise göre, Kur'an'a göre, dinimize göre eğer bir insan La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa, beş vakit namaz kılıyorsa, Allah'a ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inanıyorsa, Aman tu billahi ve melaiketihi ve kutubi ve rusuli. Ve sahide sonuna kadar. Buna inanıyorsa ona kalkıp da kafir demek. Kimsenin haddi değildir. Kimsenin şeysi değil. şey adamın biri mesela kendisi Hazreti Usame Savaşçı'dan Karşı karşı gelince Hazreti Usame onu öldürdü. Müşrik idi, kafir idi. Yanındaki arkadaşlar dedi ki o sen duymadın mı? Dedi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. E duydum diyor. E peki sen bu hadis kitabından geçiyor. <laughs> bu benim anlattıklarım. Ve yine öldürüyor. Ve öteki yandaki arkadaşlar dediler ki bu ayıp ettin sen. Bu adam la ilahe illallah Muhammed. E, Hayır dedi bu can evliliğiyle ev öyle söyledi. Peygamber Efendimiz akşamüstü gittiğinde o öteki arkadaşlar dediler ki bugün ya Resulullah böyle böyle oldu o adam la ilaha illallah Muhammed Resulullah dediği halde Usame onun kellesini uçurdu. Ve biliyor musun? Peygamber Efendimiz ne kadar kızdı. Ne kadar kızdı. Dedi ki ya Resulullah o can hevliyle öyle söyledi. Korktu için. Ve Peygamber Efendimiz dedi ki Hal şakatta kalbi. Sen onun kalbini yarıp mı? içinde mi girdin gördün? Veya hatta Hazreti Usame o kadar üzüldü ki Diyor o kadar tekrarladı peygamber efendimiz. Ben dedim keşke ben bugün Müslüman olsaydım daha önce olmamış olsaydım. Evet. Keşke. Teşekkürler. Ee, Onun için bu... kimsenin hakkı değildir. Eğer biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsak. Hı hı. Yüce peygamber efendimizin Allah ve teala ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre bizim şeyimiz evet. ise o zaman kimsenin hakkı değildir ki kalkıp da bizi kafir veyahut da gayrimüslim falan diyecek. Teşekkürler efendim.